Evet, 2'den 4 hayat tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Ne demiştik? Bugün sağlık sigortalarındaki yenilikleri ve sorunları ele alacağız, konuşacağız, detaylandıracağız demiştik. Ve kim var yanımda? Sosyal güvenlik uzmanımız Özgür Kaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi Özgür Bey, sağlık alanında özellikle suistimallerin ve Evet. mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla birçok yenilik geldi aslında. Ve Evet. bunlar sanırım 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren şeylerdi, değil mi? 1 Temmuz'dan itibaren Öncesinde de vardı. devreye girenler var ama yoğunluk Temmuz'dan Yoğunluk. itibaren yürürlüğe girdi. Bir kısmı da önümüzdeki günlerde daha peyderpey girmeye devam edecek. Bazıları model olarak kullanılıyor, pilot bölgelerde kullanılıyor. Bazıları da şu an devreye girmiş durumda. Evet, bununla ilgili çok çok haberimiz var. Evet. Yani e-reçete var, ilaç takip sistemi var, avuç içi damar okuma sistemi var. Evet. Çok fazla başlığımız var ve çoğu da gazetede çıkan haberler aslında. Şimdi bunları tek tek aydınlatmak gerekirse, öncelikle çok konuşulan e-reçete uygulaması Evet. vardı. Şimdi bu nedir? E-reçete uygulaması nedir? Şimdi Esra Hanım, şimdi bu konuştuğumuz, sizin saydığınız bu yeni uygulamalar geçtiğimiz yıllar itibariyle sosyal güvenlik sisteminin bir takım zaaflarından yararlanıp suistimal edilen uygulamalardan kaynaklanmakta. Sosyal güvenlik sisteminin ya da sosyal güvenlik kurumunun sağlık sistemi gerçekten devasa bir uygulama yöntemi ve bir kara delik adeta. Şimdi kurumda bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için değişik yöntemler uyguluyor. Bazıları dünyada örnekleri var olan uygulamalar, bazıları ilk defa ülkemizde uygulanıyor. Aynı zamanda dünyaya da örnek olan uygulamalar. Örneğin avuç içinden bahsettiniz. Birazdan o konuya geleceğim. Neden çok gerekli olduğunu o zaman daha iyi anlamış olacağız. Reçete sistemi de aynı şekilde. Şimdi siz örneğin bir hastasınız. Sizin TC kimlik numaranızla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızla eskiden defterler vardı biliyorsunuz, sağlık karneler dediğimiz. Bu karnelerle isteyen istediği şekilde gidip tedavi olabiliyor ve reçete ilaç yazdırabiliyordu. Ya da siz örneğin doktora gittiğinizde doktor size hangi teşhisi koymuş ise onunla ilgili size ancak ilaç yazabilecek. Önceden ne oluyordu? Örneğin biz mide rahatsızlığı ile ilgili doktora gittiğimizde diyordu ki bir tane de baş ağrısı için ilaç yaz diyorduk ve bunu gidip eczaneden alıyorduk. Artık bunu yazamayacak çünkü o doktorun branşı neyse, o hasta hangi şikayetle hastaneye gitmiş ise artık bu sistemle, e-reçete sistemiyle farklı ilaç yazdırma uygulaması da ortadan kalkmış olacak. Biliyorsunuz doktorların yazmış olduğu reçeteleri hep eleştiririz. Bazı kötü yazılar Okunmuyor. olduğu zaman da doktor reçetesi gibi diye yorumlarız. Evet. Bu hatalı yazımlardan kaynaklanan bazen de yanlış ilaç uygulamaları da söz konusu olabiliyor. Örneğin doktor size mide rahatsızlığıyla ilgili bir ilaç yazmıştır. Ama yazım hatasından ya da eczacının o şekilde yorumlamasından kaynaklanan farklı bir ilaç da size verilebiliyordu. Bunların da önüne geçmek için e-reçete sistemini artık doktorlar muayene ettiklerinde muayenehanede ekrandan sisteme girecek ve hasta istediği eczaneye o doktordan almış olduğu kod numarasıyla birlikte istediği eczaneye gidecek ve sistemde hangi ilaçlar yazılmışsa onları alabilecek. Onun dışında ilaç alması söz konusu olmayacak. Bu zaman zaman eleştiriliyor. İşte Sağlık Bakanlığı ya da hükümet ya da farklı kesimler eleştiriyorlar bu uygulamayı. Sağlıkta kısıtlamaya gidiliyor, bir takım tedbirler alınıyor şeklinde. Ama olması gereken bir uygulama. Çünkü Avrupa'da bunun örneklerini farklı versiyonlarıyla görmek mümkün. Bu hem sistemin daha rahat işlemesi, hem vatandaşların kullanmış olduğu ilaçları, örneğin 10 yıl önce hangi ilaçları kullanmış ya da ne tür ilaçlar kullanmış sistemde artık bunları Kayıtlı. görebilecek. Evet, yani bu e-reçete sistemiyle görebilecek. Medula sistemi dediğimiz bir sistem var. Medula sistemi üzerinden bu reçete işlemleri yürütülür. Eczaneler bu sistemi kullanırlar. Sizin müstahak olup olmadığınızı, sizin TC kimlik numaranızı girdikten sonra sistem üzerinden görürler. Eğer müstahaksanız ya da o ilacın önce örneğin daha önce bir ilaç almışsınızdır. O ilacın bir kullanma süresi var. Örneğin 20 gün. 20 günden önce aynı ilacı sizin tekrar alma şansınız yok. Dolayısıyla
Bunlar gerçekten ilaçları kontrollü kullanma, yani otokontrol yapma adına son derece yararlı. Reçete sisteminin başlangıcı hekimdir. Hekim reçeteyi sisteme girer, hasta da gidip eczaneden o reçeteyi alabilir. Evet, bununla ilgili gazete haberimiz vardı. Hekime reçete şifresi kısa mesajla gelecek evet. deniyor. Gazete köşemizde de zaten yer alıyor. Temmuz'da başlayan e-reçete evet. uygulamasıyla sisteme giriş yapmak isteyen hekimler şifre almak zorunda kalacak deniyor. Ve hekimlere şifre günlük olarak kısa mesajla gönderilmesi hedefleniyor. Evet. Bu girdi mi yürürlüğe? Şu an girdi. Pilot olarak Eskişehir'de uygulamaya başlandı. Şu bütün an Konya'da uygulanıyor. Yani büyük illerimizin pek çoğunda uygulanmaya başlandı. Şimdi hekimler, hem hekimleri de kontrol ediyor. Hani hekimin hangi ilaçları hangi sıklıkla yazıyor. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz dönemler içerisinde hekimlerin ilaç şirketleriyle olan bazı münasebetlerinden dolayı farklı farklı yolsuzluklar da ortaya çıkmıştı. Evet. Bunun önüne geçmek adına da bu son derece önemli. Şimdi sistem hekime, o sisteme kayıtlı olan hastanenin hekimine şifre elektronik ortamda, yani cep telefonuyla gelecek ve doktor sabahleyin poliklinik hizmetlerini vermeye başladığında o şifreyle hastalarının ilaçlarını yazmaya devam edecek. Evet. Peki kağıt reçeteye de aynı zamanda devam edilecek mi? Kağıt reçete tabii ki devam edilecek. Bazı istisna durumlar söz konusu olabiliyor. Hmm. Şimdi sağlık uygulama tebliğinde finansmanı kurum tarafından karşılanan ilaçlar var. Karşılanmayan ilaçlar var. Hmm. Bazıları sisteme tanınmış oluyor, bazıları tanınmamış oluyor. Bu karakod dediğimiz barkod uygulamasında bir süre daha kağıt ortamındaki reçeteyi biz hayatımızda göreceğiz. Ama bu çok fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Sistemle birlikte, bu uygulamanın entegre olmasıyla birlikte kağıt reçete de ortadan kalkmış olacak. Bir de şu var, biliyorsunuz iş yerlerinde iş yeri hekimleri var. Evet. İş yeri hekimlerinin şu aşamada böyle bir uygulamalar söz konusu değil. Bu sistem genel olarak hastanelerde tam oturduktan sonra artık ileriki dönemler içerisinde de tabii iş yeri hekimleri için de aynı şey söz konusu olacak. Ama bu hemen kısa vadede, yani bugün yarınlık veya 6 aylık 1 senelik değil, biraz daha kağıt reçeteyi görmeye devam edeceğiz. Evet, biz bu sayede tabii ki 250 milyon reçeteden de tasarruf edilmesi evet. bekleniyormuş. Şu ana kadar da 60 bini geçer seviyede e-reçete yazıldı deniyor. Evet. Ve ödenen ilaç listeleri de sürekli güncelleniyor. Evet. Evet, bu şekilde devam ediliyormuş. Peki e-reçete uygulamasının olumlu ve olumsuz yanları neler? Yani mesela olumlu yanlarını söyledik. Olumsuz evet. yanları var mı? Olumsuz yanları şu. Yeni bir uygulama olduğu için, yani uygulamadan kaynaklanan bazı sıkıntılar olabilir. Şimdi sağlık uygulama tebliği dediğimiz, biliyorsunuz her yıl başında Sosyal Güvenlik Kurumu hangi hastanelerle anlaşma yaptığını, hangi ilaçların bedellerini ödediğini, hangi muayene ve tetkiklerin bedellerini ödediğine dair bir tebliğ yayınlar. Biz buna sağlık uygulama tebliği deriz. Kısaca da SUT diye geçer. Bu uygulama içerisinde zaman zaman o kadar çok kalem var ki bazılarını sosyal güvenlik sistemi ya da kurumu işte eczanelerle tam entegre olamamasından dolayı finansmanını karşıladığı ya da karşılamadığı ilaçlar listelerinde çıkabiliyor. Hı hı. Bunları düzeltmek adına zaman zaman aksaklıklar olabiliyor. Örneğin siz doktor reçeteye yazmıştır ama finansmanı sağlanmayan ya da karşılanmayan ilaçlar listesinde olabilir. Eczacı bunu vermek istemeyebilir. Bu tür aksaklıklar olabilecektir. Ama bunlara da vatandaşların hoşgörüyle karşılaması gerekiyor. Çünkü yeni bir uygulama, bu uygulama ileride oturduktan sonra hayatımıza da önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Artık elimizde kağıt kağıt dolaşmayacağız. Eczanelerde şu ilaç var mı yok mu diye araştırmayacağız. Eczacılar da yazılan bu reçete ile birlikte sürekli vitrinlerini güncellemek durumunda. Örneğin bir eczaneye gidiyorsunuz, aradığınız ilacı bulamıyorsunuz. Evet. Düşünün, bir de evet, nöbetçi eczane olduğunu düşünün. Gecenin bir vaktinde ilaca ihtiyacınız var ama o ilacı bulamadığınızı düşünün. Dolayısıyla yazılan reçetelerin reçete üzerinden de eczaneler sürekli vitrinlerini güncellemek durumunda kalacaklar. Yani artık biz gittiğimizde eczaneye bulamadığımız bir ilaç olmayacak. Olmaması gerekir. Zaten sistemin amaçlarından bir tanesi de budur. Çünkü eczane o reçetenin belki de kendisinden alınacağını düşünecek ve böyle bir ilacın yazıldığını, böyle bir ilacın sürekli gündemde olduğunu takip edecek ve vitrininde bulundurma zorunluluğunu hissedecek. Peki e-reçetede yazmayan bir ilacı alamayacak mıyız biz? Hayır. Yani şöyle, tabii siz bireysel olarak gidip eczaneden istediğiniz ilacı alabiliyorsunuz.
Tabii farklı ilaçlar var. Bazı özel reçetelere tabi eczanelerin satması ya da vermesi yasak olan ilaçlar var. Bunların dışındaki ilaçları istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Ama sigortalılık tekniği açısından sigortalıların sistem üzerinden ilaç alabilmeleri için e-reçete yazılması şart. Peki bir de şöyle bir durum var. Eczanelerde sıkça aslında vatandaşlarımız da bilirler karşılaştığımız bir durum. Mesela dediğiniz gibi bir ilaç yazar, bir ilaç ismi yazar. Ama mesela eczacı bakar bu ilaç bizde yok ama bununla aynı eşdeğerde bir ilaç var farklı bir adla. Evet. Onu verebilir mi? Mesela e-reçetede o ilacın ismi yazmıyor. Evet şimdi muadili dediğimiz ilaçlar var. Eşdeğeri dediğimiz, muadili dediğimiz ilaçlar var. Eğer sosyal güvenlik sistemi bu ilacın muadilini ödüyor ise, finansmanını sağlıyor ise muadiliyle onu eşleştirmek mümkün. Muadil ilaçlar deriz. Bir sağlık uygulama tebliğinde de bu vardır. Yani örneğin size yazılan reçetenin aynısı olmaz ama muadilini Sosyal Güvenlik Kurumu öder. Bu makbul yani geçerli bir uygulamadır. Bu sistem üzerinde de bu olacaktır. Evet. Yine gazete haberinde ilaç takip sistemi dünyaya örnek oldu diyor. Evet. 2 yıldır uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sahte ve kaçak ilacın önlenmesi için uyguladığı ilaç takip sistemi dünya markası oluyor demişler. Evet, işte bizim şu an eczanelerde kullandığımız her ne kadar kağıt reçete üzerinden olsa da şu ana kadar olan sistem kağıt üzerinden işlemekteydi. Şu an e-reçete ile birlikte biz bu kağıt sistemini de ortadan kaldırıyoruz. Eczanelerle doktorları artık birbirine entegre etmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz esasında bir adım değil iki adım önde olmuş olacağız. Direkt doktorla eczaneyi birbirine bağlamış oluyoruz. Bahsettiğiniz bu konu 2 yıldan beri işte bu karakod uygulaması dediğimiz ilaç takip sistemi. Örneğin eczaneden siz önceden diyorsunuz ki ben şu ilacı alayım daha sonra yazdırabilirim. Hayır, eczaneden o ilacı çıkış yaptığı andan itibaren sisteme girilmesi gerekiyor. O ilaç piyasada ne kadar var, kaç kutu var, ne kadar kalmış, ne kadarı kullanılmış ya da kullanılmamış ya da stokta ne kadar bu ilaçtan var. Her sistem, şey artık evet, aleyhine. Sosyal Güvenlik Kurumu hepsini tuşa bastığında rahatlıkla görebiliyor. Örneğin hangi doktor hangi ilacı hangi sıklıkla yazıyor ya da hangi tetkiklerde ya da tedavilerde hangi ilaçları tercih ediyor şeklinde doktorların kullanmış olduğu bu sistemde yani ilaç takip sisteminde de doktorlar da bir bakıma kontrol altına alınmış oluyor. Dolayısıyla dünya markası diyebiliriz ki dünyada da bu şekilde uygulanan bir sistem açıkçası yok. Yok çok mu? Farklı versiyonları var ama bizim kadar sağlıklı işleyen bir sistem yok. Örneğin siz ilacınızın günü bitmeden eczaneden gidip aynı ilacı alamıyorsunuz. Almanız mümkün değil. İstediğiniz kadar yazdırın. Çünkü sistem size vermez o ilacı. Yani bir şey altında da aslında vatandaşları kontrol altına da alıyor değil elbette. Mi? Çok fazla aşırı ilaç kullanımını da engelliyor. Elbette. Biz mesela şimdi bir baş ağrısından dolayı doktora gideriz, aile hekimine gideriz, ilaç yazdırırız. 3 gün sonra ya da 5 gün sonra bir mide şikayetiyle ya da bir başka rahatsızlığımızla ya da o rahatsızlığımız geçmediği için bir başka doktora daha gideriz. O doktor da bize bir ilaç yazar. Ama yazmış olduğu o reçeteyi eczaneye gittiğimizde almak için eczane bize diyor ki sen bu ilaçları 2 gün önce almışsın bir daha alamazsın. Eğer bilinçli bir vatandaşsa zaten eczaneye gitmeden evet bu ilaçlar bende vardı bir daha almama gerek yok deyip reçeteyi cebine koyup gidebiliyor. Ama bilmeyen ya da onu okuyamayan bir vatandaş aynı ilaçlar için tekrar eczaneye gidiyor. Eğer bu sistem olmamış olsa ki önceki uygulamalar öyleydi. Aynı ilaçtan 8-10 kutu evlerimizde, dolaplarımızda dururdu. Bu da peki kaç gün olması lazım arada? Şimdi ilacınızın bittiğinden bir sonraki gün ancak alabilirsiniz. Yani ilacın günü var. Tabii. Örneğin ne kadar içerisinde tablet var? 20 tablet vardır. Günde 3 defa alınacak mesela. Günde sisteme zaten o şekilde giriliyor. Ha, sistem onu kendi hesaplıyor. Evet, kendisi hesaplıyor. Doktorun yazmış olduğu günde 3 kez kullanacaksa örneğin 10 günde bu ilacı bitirmesi gerekiyor. Siz 9 günde alamazsınız, 11. günde ancak alabilirsiniz. Evet, güzel bir sistem. Evet. Sağlığımızı da olumlu yönde etkileyecek bir sistem diyoruz. Ve şimdi ne yapıyoruz? Vatandaşlarımızı da dinleyelim bakalım neler demişler. Buyurun. Sigortalı mısınız? Sigortalıyım, evet. Peki eczaneden ilaç alırken sorun yaşıyor musunuz? Sorun yaşamıyorum. Sigortalı mısınız? Evet. İlaç alırken sorun yaşıyor musunuz? Hayır yavrum, şu an yaşamıyoruz. Sigortalı değilim. Eşimin üstünden sigorta, SGK hakkımı kullanıyorum. Sigortalı mısınız?
Bağkur emeklisiyim. Eczaneden ilaç alırken sorun yaşıyor musunuz? Kısmen ödemeler yapılıyor. Ondan dolayı tabii ki sorun oluyor. Ama önemli değil. Önemli rakamlar değil. Sorunlar yaşarken şu anda değişen son kuralların çok hızlı, çok çabuk bir takım gelişmeler oluyor. Dolayısıyla bunda vatandaş olarak bizim herhangi bir şekilde bilgimiz olmuyor. Tabii ki sorun ne yaşıyorsun? İşte günün şartlarında o belirtmiş olduğu miktarlar, gidiyorsunuz öbür tarafta karşınıza farklı şekilde miktarlar çıkıyor. Yani kısacası genel olarak konuşursanız bu. Ama sorun mu? Evet, yaşadığımız sorunlar var tabii ki. Diş tedavisinin artık özel sağlık sigortalarında yapılabileceğini biliyor musunuz? Yeni duyduk. Yeni haberleri duyduk. Burada var işte, bayağı met ediyorlar yani. Kolaylık gösteriyorlarmış diş yapımı için falan. Ben gitmedim ama gidenler var. Memnunlar. Evet. Diş tedavisinin özel sağlık kuruluşlarda yapılabileceğini biliyor musunuz? Evet, yeni duydum. Televizyondan duydum. Özel sağlık kuruluşlarında olacağını duydum. Ama şu anda ben tedavi altındayım zaten. Devlet kuruluşunda. Dişlerimi yaptırıyorum. Biliyorum, bilgim var. Yani bu son zamanlarda özel sağlık kuruluşlarında da yapılacağına dair bilgimiz var. Neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Güzel olur yavrum. Çünkü diş yaptırmak çok pahalı bir şey yani. İnsan hep tereddüt içerisinde. E-reçete sisteminden haberiniz var mı? Var. Neler düşünüyorsunuz bununla ilgili? O da çok güzel bir şey. Yani sahte reçetelerin önüne geçilmiş oluyor böylece. Bilgimiz var. Evet, e-reçeteye geçilecek deniyordu. Ama şu anda e-reçete üzerinde herhangi bir işlemde bulunmadık da. İlaçların bir şekilde reçetesiz verilmediğini biliyorum. Ve daha doğal bir şey. Evlerde ilaçların birikilmemesi açısından faydalı. Çünkü evlerde ilaçlar birikiliyor. Bir şekilde de çöpe gidiyor. Sağlık düzenlemeleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sorunuz var mı uzmanımıza? Randevu sistemi falan hiç hoşuma gitmiyor. Çok zorlanıyoruz, düşüremiyoruz. Ama mecburum da yani. Şekerim var, tansiyonum var, raporluyum, gitmek zorundayım. Zoraki düşürüyoruz yani, hiç hoş değil o. Ondan memnun değilim. Daha da iyi olsa, daha başka şeyler düşünülse iyi olur. Sağlık düzenlemesi son zamanlarda çok iyi iyileştirildi. Ben de faydalanıyorum. Vatandaşlarımızın soruları ve görüşleri böyleydi değerli izleyiciler. Lütfen sizler de sorularınızı ve görüşlerinizi 0212 886 20 35'i arayarak, bizlere bağlanarak sorabilirsiniz dedikten sonra hemen devam edelim. Bir de bir uygulama daha var Özgür Bey. Evet. SGK evdeki ilacı tek tek sayacakmış. Evet. Duyduk ki böyle bir haber aldık. Gazetede de zaten yer alıyordu. Şöyle gösterirlerse arkadaşlarımız. Sosyal Güvenlik Kurumu evlerde ne kadar ilaç bulunduğunu, bunların ne kadarının kullanıldığını belirlemek amacıyla anket yaptıracakmış. Evet. Nedir bu? Şimdi evet, bu her evde bunun uygulaması mümkün değil. Zaten böyle bir şey de sistemde yok. Bu sadece anket tarzında yapılacak olan bir uygulama. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu bir anket şirketi üzerinden yaptıracak. Hı hı. Bunun amacı şudur. Şimdi biliyorsunuz, az önce de kısmen değindik. Evlerimizde türlü türlü ilaçlar vardır. Hı hı. Apartmanın üst katındaki komşuya bir ilaç almıştır. Ona faydası olmuştur. Alttaki komşu da aynı ilaçtan ben de gidip alayım der. Evine o bir kutu ilacı alır koyar, kullanmaz. Hastaneye gider, alır getirir, kullanmaz. Ertesi gün sağlık ocağına gider, getirir, kullanmaz. Sosyal güvenlik sistemi de, kurumu da bu ilaçların neden, hangi nedenlerle, hangi aralıklarla ya da ne amaçla yazıldıklarını ve evlerde ne tür ilaçların stoklandığını kontrol altına almak. İşte dedik ya, eczanelerdeki ilaçlarla ilgili bir istatistiğimiz var, bir verimiz var elimizde. Hı hı. Şimdi sadece eczanedeki ya da eczane depolarındaki ya da ilaç fabrikalarındaki çıkan ilaçların kontrol edilmesi değil, aynı zamanda bunların hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığı ya da ulaştıktan sonra ne şekilde değerlendirildiğinin, hı hı, de araştırmasının yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da şimdi bunu yapacak. Bu da farklı yorumlandı. Hı hı. İşte evlerimizdeki ilaçlarımız niye sayılıyor vesaire şeklinde. Hı hı. Burada bir art niyet aramamak gerekiyor. Bu sadece istatistiksel bir veriyi oluşturmak. Yani elimizde ne var ne yok, onu bilmek adına, stoğumuzda ne var ne yok onu bilmek adına, belki de, hı hı, kullanılmayan, tarihi geçmemiş ilaçların farklı kampanyalarla geri kazanımları da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu bir anket tarzındadır. Sadece araştırma amaçlı bir uygulama diyebiliriz. Evet.
Tabii bir de çok ilaç yazan hekime de uyarı verilecekmiş. Evet. Şimdi Avrupa'da yani gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz hekimler ilacı son çare olarak yazarlar. Hele antibiyotiği neredeyse son noktada yazarlar. Yani gelişmiş ülkelerde bir hekime antibiyotik ilaç yazdırmanız çok zordur. Ama bizim ülkemizde sizin ağzınızdan çıkacak bir antibiyotik de bana yaz dediği anda küt diye size reçete yazılır. Bunun önüne geçmek tabii ki önemli olan ya da işin marifeti çok ilaç yazmak değil. İlaç yazmadan da koruyucu hekimliği özendirmek, vatandaşları öncelikle koruyucu hekimlik noktasında buluşturup, yani aile hekimleri dediğimiz, sağlık ocakları dediğimiz, buralarda koruyucu hekimlikler vasıtasıyla sağlığını kaybetmeden önce tedbirler almak, daha sonra da yazılacak olan ilaçların hemen bir anda 8-10 tane ilaç yazmak yerine belli ilaçları kullanmak ya da denemek suretiyle o hastalığa gerekli olan belki de tek bir ilaçla bu iş çözülebilecek ama bizim hekimlerimiz zaman zaman 2-3 kutu ilaç yazıp hastayı gönderirler. Hangisi uyarsa şeklinde. Bu tabii doğru bir yaklaşım değil. Artık bu yaklaşımlardan uzak durmak gerekiyor ve bunlar da bizim gerimizde kaldı. Şu an hastanelere gittiğinizde hekimlere ilaç yazdırmak da güçtür. Çünkü hekimler önce sizi doğal yollarla tedavi etme. Örneğin bir üşütme ise bunun farklı bitkisel ilaçlara yönlendirirler. Avrupa'da son derece yaygın olarak kullanılır bitkisel ilaçlar. Tabii bunlar bitkisel ilaçlardan kastımız çarşıda, pazarda satılan ilaçlar değil. Evet. Hekimlerin önerdiği, hekimlerin tabii ki hekimler tarafından reçete edilmiş ilaçlar olmak kaydıyla vatandaşlar bu yöne yönlendirmek gerekiyor. Kimyasal ilaçlar her zaman için vücutta fayda sağladığı kadar da zarar da verebiliyor. Çok ilaç yazan hekimler artık gözetim altında, onlar sorgulanıyor. Evet, bu gayet iyi bir sistem zaten. Yani israfın da önüne geçilmiş oluyor bu noktada. Evet. Tabii bir de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan şeker hastalarıyla alakalı da bir haber çıktı. Şeker hastalarına 25 yerine 50 şeker ölçüm çubuğu veriliyor artık. Nasıl bu? Şimdi önceden aylık veriliyordu, 2 aylık veriliyordu. Şimdi 50 adete kadar doktorlar reçete edebilecek. Bu şeker hastaları biliyorsunuz kronik bir hastalıktır. Sürekli hastaneye gitmek, sürekli doktorla karşı karşıya gelmek hem zaman açısından hem de psikolojik açıdan hastaları, yani o rahatsızlığı taşıyanları rahatsız etmekte. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için sonuçta siz bunu 6 ay sonra da alsanız bu ilacı ya da bu çubuğu kullanmak durumundasınız. Ölçüm çubuğunu kullanmak durumundasınız. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu da artık kısıtlamadan ziyade, yani kronikleşmiş raporu olan bir hastanın ilacını sürekli hastaneye taşınmamak adına, o kişiyi psikolojik anlamda ya da zaman anlamında zarara uğratmamak adına bu tür uygulamaları yapıyor. Mesela diğer yine şeker hastası gibi işte çölyak hastalıklı hastaları vardır. Şimdi mesela bunların kullanmış oldukları gıdalar farklıdır. Bunlarla ilgili önceden size bir kupon verilirdi ya da reçete verilirdi. Gidersiniz belli aralıklarla bu kupon karşılığında ya da reçete karşılığında o gıdaları satan yerlerden alabilirdiniz. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık 6 aydan bu yana, belki vatandaşlarımızın da çok fazla dikkatini çekmemiş olabilir, artık reçete vermiyor. Bunların adına sizin kullanmanız gereken, örneğin aylık ne kadarlık bir gıda tüketiminiz var? 100 lira diyelim ki. Size 6 aylık ya da 3 aylık gıdanın karşılığı olan bedeli sizin banka hesabınıza yatırıyor. Siz istediğiniz yerden, istediğiniz zaman gidip o gıdanızı alabiliyorsunuz. Özel yani bu, gıdalarımız karşılanıyor. Tabii çölyak hastalıklarıyla ilgili bazı diğer kronik hastalıklar kronik var. Kronik hastalıklarla ilgili. Evet, bunlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu artık reçeteden öte sizin adınıza nakit. 10 günlük ya da 20 günlük kullanmanız gereken neyse bunun bedelini sizin hesabınıza, yani hastanın hesabına yatırıyor ve vatandaşlar da istediği yerden istediği zaman alabiliyorlar. Evet, şeker hastalığı gibi kolesterolde de bir sınır mevcut. Evet. Kolesterolde sınır 190 olmuş ve kolesterol ilacı alınabilmesi için SGK'nın seviyeyi 160'tan 190'a yükseltme kararına yalnızca eczacı ve doktorlar sert tepki göstermişler ve kararla vatandaşın bu ilaçlara ulaşmasının daha da zorlaşılacağı belirtiliyormuş. Şimdi evet, işte biz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ya da sağlık sisteminin program başından beri hep olumlu taraflarından belki de söz ettik. Evet. Tabii ki bu uygulamalar içerisinde zaman zaman da böyle hatalı uygulamalar olabiliyor. Evet. Şimdi bunun nedeni de nedir? Bazen bizim biliyorsunuz bürokratlarımız oturduğu yerden masaların başında bazı uygulamaları bunu bu şekilde yapalım ya da hata ile bazı uygulamalar yapılır. O hatadan dönmenin de bazı
prosedürleri vardır. Hı-hı. O prosedürleri işletmek için de zaman gerekir. O zaman da bizim hastalarımızı ya da vatandaşlarımızı ilk etapta tepkisini çeker. Hı-hı. Dolayısıyla bu muhtemeldir ki hatadan kaynaklanan bir uygulama. Çünkü %60 değil, %90'a çıkarılması, %60'ın %90'a çıkarılması ciddi bir oran. Burada bir eksiklik, bir evet, burada bir eksiklik söz konusu. %70'de Allah korusun bir beyin kanaması geçirirse bir kolesterol hastasının, bunun vebalini kim karşılayacak ya da kim ödeyecek? Bunu tartışmak ya da konuşmak bile mümkün değil. Her şeyden önce maddiyat bir tarafa, bizim için önemli olan insan sağlığı, bir can çok önemli bizim için. O nedenle bunun da kısa zamanda düzeltilmesini bekliyoruz. Evet, açıkçası. Bu bir yanlış bu hatalı olarak, bir uygulama. Evet, hatalı bir uygulama. Evet. İnşallah düzelir. Ve bir de 65 yaş üstü şartı varmış bu konuda. Şimdi 65 yaş şartı daha ziyade potansiyeli yüksek olan hastalıklardan, yani hastalık grubuna girenler göz önünde bulundurulduğu için. Yani şöyle, 190'ın altında olması durumu, evet, hani 160'dan 190'a çıkarıldı ya, 190'ın altında olan kişilerin ancak ailesinde yüksek tansiyon ve erken kalp hastalıklarının olması veya 65 yaş üstü olması şart aranıyormuş. Şimdi hastalığın hangi yaşta ya da oranının hangi yaşta ne şekilde sirayet edeceğini elbette bilmemiz mümkün değil. 30 yaşındaki ya da 40 yaşındaki bir kişinin de %90 ya da %60, %70 seviyelerinde kolesterolü, hı hı, olabilir. Bu tabii ki az önce bahsettiğimiz konuyla, oranlılığının yükseltilmesiyle bağlantılı bir uygulama. Hı hı. Yani uygulamanın topyekününe bakmak lazım. Tamamen burada bir hata söz konusu. Bu uygulama yani düzeltilmesi gerekiyor. Ve değerli izleyiciler, bu bölümde sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağız. Telefonlarınızı yanıtlayacağız. Lütfen sizler de merak ettiklerinizi, sağlık sigortaları ile ilgili bilmek istediklerinizi ve danışmak istediklerinizi bizi arayarak sorabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 886 2035'i arayarak sorabilirsiniz diyoruz. Ve hemen çok önemli aslında bir konuyla devam edelim Özgür Bey. Hastane ücretleri. Evet. Şimdi bu hastane ücretlerinde kim ne kadar nereye nasıl ödeme yapıyor, bunlarla ilgili biraz konuşalım mı? Evet, sağlık sisteminin belki de en önemli ayaklarından bir tanesi de ücretlendirmeler ya da ödediğimiz paralar ne şekilde oluyor. Evet. Biz hastanelere gittiğimizde esasında iki türlü bedel öderiz. Yani iki ayrı farklı ücret öderiz. Evet. Bu kamu hastanelerinde de aynı şekilde, özel sağlık hizmeti sunucusu dediğimiz özel hastanelerde de aynı şekilde devam eder gider. Eczaneler de buna dahil. Şimdi birincisi katılım bedeli dediğimiz katkı payları vardır. Esasında katılım bedeli olarak geçer ama katkı bedeli de ya da katkı payı deriz biz. Evet. Şimdi bu nedir? Kamu hastanesinde de aile hekimine de gitseniz, kamu hastanesine de özel sağlık hizmeti sunucusuna da gitseniz bir katılım bedeli, katkı payı karşınıza çıkar. Evet. Eczanelerde de aynı şekilde. Şimdi bu bedel doğrudan aracı vasıtasıyla, yani gittiğimiz aile hekimi, kamu hastanesi, özel hastane, eczane vasıtasıyla, bunlar sadece aracı kurumlardır. Bizden parayı alırlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına gönderirler. Bu devletin parasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, yani sistemin parasıdır. Dolayısıyla hastanelerin ya da eczanelerin bu rakam üzerinde eksiltme ya da fazlalaştırma gibi bir tasarrufu söz konusu değildir. Hı hı. Bunlar sağlık uygulama tebliğinde, az önce bahsettiğimiz o her yıl düzenlenen sağlık uygulama tebliğinde belirlenir. Bunların da miktarları vardır. Hemen onu anlatayım. Aile hekimi ya da semt polikliniği dediğimiz aile sağlığı merkezlerinde, hı hı, 2 liralık katılım bedeli vardır. Hı hı. Biz doktora, aile hekimine reçete yazdırdığımız zaman, ilaç yazdırdığımız zaman doktora ya da bulunduğu polikliniğe biz bedel ödemeyiz. Reçeteyle birlikte eczaneye gittiğimizde eczaneye bunun bedelini öderiz. Evet, eczaneden alınır. Eczaneye bunun bedelini öderiz. Eczanede de iki türlü ücret öderiz. Birincisi doktorun yazmış olduğu reçete üzerinden katılım bedelini tahsil eder. Evet. İkincisi de ilaç üzerinden katılım bedelimizden alır. Evet. İlaçları da geleceğim. Kamu hastanesine gittik. Yani devlet hastanesine ya da üniversite hastanesine gittiğimiz, hı-hı, zaman da bize 8 liralık bir bedel çıkartılır. Yani katılım bedeli vardır. Bu 8 liranın 5 lirasını hastaneye öderiz, hı hı, 3 lirasını eczaneye öderiz. Özel hastanelerde ise 15 liralık katılım bedeli vardır. Bunun 12 lirasını hastane bizden tahsil eder, hı hı, 3 lirasını yine eczaneye gittiğimizde eczacı bizden tahsil eder. Hı hı. Eczacı niye 3 liralarını hep eczanelerden alıyoruz?
Şimdi sistem kendi kendini bir taraftan kontrol etmeye çalışıyor. İsrafı önlemeye çalışıyor. Diyor ki sen kamu hastanesine gittin, doktor sana bir reçete yazdı. Eğer doktorun yazmış olduğu reçete daha evvelinden, az önce bahsettiğimiz gibi, senin evinde bulunan bir ilaç ise eczaneye bu ilacı almaya gitme. O zaman ne oluyor? Sadece kamu hastanesine ödediğimiz 5 lirayı ödemiş oluyoruz. 3 lira cebimizde kalmış oluyor. Yine özel sağlık hizmeti sunucusuna gittiğimizde, özel hastaneye gittiğimizde 12 lirasını orada ödüyoruz. 3 lirasında yine sistem diyor ki eğer ilaca ihtiyacın yoksa, ilaç almak istemiyorsan 3 lira da cebinde kalsın şeklinde bizi bir bakıma kontrol altına almış oluyor. Şimdi ödemeler ne şekilde yapılıyor? Aktif sigortalı dediğimiz, yani emekli olmayan halen çalışanlar, bunlar bedelleri kendileri, örneğin özel hastanede 12 lirayı kendisi öder ve çıkar gider. Ama emekli ise bu kişi orada nakit olarak para ödemez. Bunun bedeli emeklinin maaşından mahsup edilir. Eczanelerde ilaç aldığımız zaman da emekliler %20, yani almış olduğumuz ilacın %20'sini sigortalılar, %20'sini karşılar katılım bedeli olarak. Emekliler ise yine %10'unu karşılamış olurlar. Yine eczanelerdeki %10'luk bu katılım bedelleri de emeklilerin cebinden o an nakit olarak değil, maaşlarından mahsup edilmek suretiyle bedeller tahsil edilmiş olur. Yalnız tabii kamu hastanelerinde yani kamu hastanelerinde yanlış uygulama söz konusu değil. Yani bedeller üzerinde ya da rakamlar üzerinde yanlış işlem yapma söz konusu değil. Ama özel hastanelerde zaman zaman, bazılarında özellikle, bu işlerin suistimal edildiğini görüyoruz. Evet. Bu da vatandaşların zaman zaman canını acıtıyor. Evet. Şimdi özel hastaneler biliyorsunuz kategorilere ayrılmış. Bunların puanlama sistemleri var ve ikinci ücret dediğimiz ilave ücret, fark ücret diye de tabir edilir. Bu ücretleri bizden alırlar. Bu nedir ya da nasıl olmalıdır? Şimdi hastaneler %30 ile %90 arasında bir kategoriye kategorize edilmiş, sıralandırılmış, puanlandırılmış. Bunların da puanlandırma sistemleri, puanlama sistemleri çalıştırmış olduğu hekim sayısı, hastanenin teknoloji kullanımı, hastanenin kapasitesi, bütün bunlar bunların puanlama sisteminde ölçümleme olarak değerlendiriliyor. Ve bunlar da bu puan aralıklarında hastalardan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendisine ödemiş olduğu muayene, tetkik, her neyse bu adı altında verilen ücretlerin %30'u ile %90'ı arasında fark ücret alabiliyor. Örneğin o %30'luk dilimli olan bir hastaneye gittik. Bugün yaklaşık 40 lira civarında muayene ücretleri ve ön tetkikler de buna dahildir. Mesela bazı hastanelerde sadece muayene olursunuz, bunun yanında tahlil yapar, sizden fark ücret alır. Röntgen çeker, sizden fark ücret alır. Bunları kesinlikle almamaları gerekiyor. Hastaların da ödememesi gerekiyor. Yani bu konuda o zaman vatandaşlarımızı uyaralım tekrardan. Ne dediniz? Tekrar şimdi edelim. Örneğin biz mide rahatsızlığı ile ilgili ya da gribal enfeksiyonla ilgili ya da bir başka basit bir rahatsızlıkla ilgili ileri tetkik gerektirmeyen bir rahatsızlıkla hastaneye gittik. Şimdi biz bu hastaneye gittiğimizde hastane Sosyal Güvenlik Kurumu bu hastaneye muayene ücreti ve ön tetkik bedelleri dahil ücret ödüyor. Dahil. Evet. Örneğin kan tahlili, basit röntgen buna dahildir. İdrar tahlilleri buna dahildir. İleri tetkik dediğimiz MR, tomografi gibi durumlar söz konusu ise o zaman durum farklılaşıyor. Evet. Ücret biraz daha artabiliyor. Ama biz bir mide rahatsızlığıyla ilgili hastaneye gittiğimizde benden tahlil için, idrar tahlili için, kan tahlili için ya da basit ultrason için ilave ücret alamaz. Dolayısıyla bu hastanede örneğin 40 lira Sosyal Güvenlik Kurumu bunun karşılığında bir ücret ödüyor. %30'luk dilimde olduğu için %30'u da 12 lira. Ne yapmamız, bu hastaneye biz ne ödeyeceğiz o zaman? 12 liralık bir ücret ödememiz gerekiyor. 12 lirada katılım bedeli ödüyorduk. 24 lira ödeyip bu hastaneden çıkmamız gerekiyor. Bunun dışında hastane benden ya da hastadan, sigortalılardan bir kuruş dahi fazladan para alamaz. Bu devlet hastanesinde mi? Özel sağlık kuruluşlarında. Özelde? Evet, özel hastanelerde. Devlet hastanelerinde, kamu hastaneleri diye tabir ettiğimiz üniversite, vakıf ve devlet hastanelerinde
farklı uygulama söz konusu değil. Çünkü belli ücretler belirlenmiştir, skalası yapılmıştır. Onun dışına çıkmaları mümkün değil. Ama bu tür suistimaller özellikle özel sağlık hizmeti sunucusu dediğimiz, yani özel hastanelerde yaşandığı için vatandaşlara adeta bazı hastaneler bu işe tüccar zihniyetiyle, tüccar gözüyle bakıp vatandaşı yolunacak kaz olarak değerlendiriyor. Biz de diyoruz ki vatandaşlarımıza, sizden hastanelerin alabileceği miktarlar bellidir. Evet. Bunun dışında sizden herhangi bir ücret talep edemez. Mesela bir de acillerde yaşanan durumlar vardır. Evet. Acilde hiçbir şekilde katılım bedeli ve ilave ücret alınamaz. Alınamaz. Dolayısıyla vatandaşlardan diyelim ki acilin bir vakadan dolayı trafik kazası Allah korusun ya da gecenin bir vaktinde böbrekte bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gittiniz. O hastanede acilde tedavi oldunuz. Acil tanımı nedir? Acile girdikten ve o rahatsızlığıyla ilgili tamamen sorun ortadan giderilene kadar geçen süre içerisindeki yapılan bütün tetkikler acil tanımı kavramı içerisindedir. Yani ben senin örneğin böbrek rahatsızlığıyla ilgili gittin, böbreğin ağrısı geçti, artık ben seni yukarıya üst kata yatak servisine alayım, orada tedavine devam edeyim. Böyle bir şey söz konusu değildir. Siz acil olarak o hastaneye böbrek rahatsızlığıyla gittiniz, sizin o hastaneden böbreğinizle ilgili sorunun ortadan kaldırılıp taburcu edilene kadar geçen süre acil tanımındadır. Dolayısıyla yatış alsanız da dahi, yani hastane sizi yatışa sevk etse dahi burada fark ücreti, ilave ücret alamazsınız hastane. Sadece hastanelerin, özel hastanelerin otelcilik hizmeti diye tabir ettiğimiz farklı ücret skalaları vardır. Bu nedir? Örneğin normal bir serviste size bakması gerekirken sizin imkanınız vardır. Diyorsunuz ki bana tek kişilik oda, ne bileyim odama özel hemşire, ne bileyim televizyon, telefon vesaire bunları talep ederseniz otelcilik hizmeti diye tabir ettiğimiz bunlar farklı bir şey. Ama sizin böbrek rahatsızlığıyla ilgili acilde girdiğiniz tedaviniz taburcu olana kadar devam eder. Yani arada işte şu noktaya kadar acildi, bundan sonrakiler normal seyrine devam ediyor. Ben bu yaptığım tetkiklere ilave ücret, fark ücret talep ederim ya da yatak ücreti talep ederim şeklinde bir ücretle hastanın karşısına kesinlikle gelemez. Kesinlikle ödenmeyecek. Velev ki talep edildi. Ne yapacağız? Evet. Hastanede kavga dövüş edecek halimiz yok. Şimdi tabii siz itiraz edersiniz vatandaş olarak. Hastanede hayır dedi efendim, böyle bir şey söz konusu değil. Peki ödemelerimi yapayım. O zaman ne yapacağız? Yapılması gereken şudur. Hastaneden bizimle ilgili yapılan tüm tetkiklerle ilgili, yapılan işlemlerle ilgili fatura talep edeceğiz. Fatura. Fatura. Fatura alacağız. Faturada da bizim hastalığımızla ilgili neler yapılmış, onlar tek tek kalem kalem yazılması gerekiyor. Bunu yaptık. Ertesi gün Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittik. Dedik ki efendim biz şu hastaneye gittik. Şunlar şunlar yapıldı. Biz acil olarak gittik ama bize bunlar ödettirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu sizin ödemiş olduğunuz parayı size iade ediyor ve o hastaneye de ilgili cezai karşılığı neyse onu yaptırıyor. Şimdi hastaneler bizden bu konuda gerçekten çok şikayetçiler. Diyorlar ki vatandaşlara bunları anlatıyorsunuz. Vatandaş da gelip bize hakkını arıyor, soruyor. Bizim amacımız da bu zaten, vatandaşlara hakkını araması hakkını gerekiyor. Ne olduğunu, hasta haklarının ne olduğunu. Hastaların bilinçlendirilmesi, vatandaşın bilinçlendirilmesi. Dolayısıyla gerekiyor. Biz bunları anlatmaya sizler vasıtasıyla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da haklarının ne olduğunu. Evet. Bir de az önce bahsettiğim o yüzdelik dilimler hastanelerde hastaların görebileceği yerde asıl olması gerekir. Bunun yasal olarak, yönetmelik olarak ölçüleri vardır. O ölçüler çerçevesinde hastanın polikliniğe girdiği zaman hangi tür hastaneye geldi, yani yüzde dilimi 30'da mı, 90'da mı olduğunu bilecek ve ödemiş olduğu ücretleri de mukayese etmek suretiyle yaklaşık 35 lira ile 45 lira arasındadır hasta Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ya da 50 lira civarındadır. Özel hastanelere ödedikleri para. Hemen basit hesap edecek. Diyecek ki ben 50 lira örneğin mideyle ilgili şikayette bulundum. Şikayetim var. 50 lira Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. 30'da, %30'u da fazla alacak benden. 15 lira. 12 lira da katılım bedeli ödüyorum. Demek ki ben bu hastaneye 27 lira para ödeyeceğim. Eğer benden bu hastane 35 lira, 40 lira gibi bir bedel talep ediyorsa ya da yapmış olduğu tetkiklerin dışında işte ileri tetkik olmayan, işte MR tomografi değil de
ultrason gibi, idrar kan tahlilleri gibi tahliller için de ayrıca bedel talep ediyorsa bunları ödememesi gerekiyor. Gerekiyor ve bunları nereden görebilirler bu ücretleri? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sitesinde bununla ilgili bir bölüm var. Hangi hastaneye gitmek istiyorlarsa o hastaneyi oradan işaretliyorlar. Hangi doktora gideceklerini oradan bir görüyorlar. Ve ne kadar para ödemesi gerektiğini de orada hemen çıkıyor. Hesaplıyor. Hastaneye gitmeden önce ne para ödeyeceğini orada görerek gidiyor. Bilinçli olarak gitmiş oluyor. Bilinçli olarak gidiyor. O zaman bunun adresini verelim. Hangi? SGK.gov.tr'den. SGK.gov.tr'den giriyorsunuz. Hangi hastane, sağ tarafında hangi doktora gidecekseniz orayı buluyorsunuz. Ve ne kadar para, ne kadar ücret karşılığında bu hizmeti alabileceğiniz orada yazıyor. Hastanemi seç diye bir bölüm var. Evet, hastane oradan, seç diye bir bölüm var ve oradan kaç lira ödeyeceğiniz çıkıyor diyoruz. Lütfen bu konuda bilinçlenelim ve bilinçlendirelim. Biz de zaten bunlar için varız. Teşekkür ediyoruz size. Şimdi bir telefonumuz var. Hemen Denizli'ye gidiyoruz. Bayram Mustafa Aydoğmuş. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Bayram Bey. Sesim geliyor mu? Evet. Buyurun. Tamam. İyi günler, iyi yayınlar. Şimdi emeklilik yaşı benim emekli olmam aşağı yukarı 52-53 yaşında olacak ama benim mesela şu anda 4500 günüm var. 5200-5300 günde emeklilik günümü hak etmiş oluyorum. Evet. Yani ben beklerken herhangi bir yerde çalışıyor olup da sigortalı veya başvuru olur bir şekilde mi sağlıktan yararlanacağım? Beklerken de sağlıktan yararlanabilecek miyim? Şimdi efendim yaşı beklerken, yaşı bekleyenler diyoruz biz. Yaşı beklerken sağlık hizmetlerinden yararlanmanız mümkün değil. Bunun için yapmanız gereken 3 türlü yöntem var. Birincisi, çalışmıyor iseniz, herhangi bir yerde çalışmayansanız genel sağlık sigortası primi ödeyeceksiniz. Yani sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidip kaymakamlıklarda bulunan, burada gelir testi yaptırıyorsunuz. Geliriniz oranında kurum size bir prim çıkartıyor. Yaklaşık 37 lira ile 215 lira arasında bir primdir bu. Gelirinize göre ölçümlenir. Eğer bunu yapmıyor iseniz, yani çalışmak istiyorsanız yine sigortalı bir işe girip çalışırsınız. Yine sistem üzerinden sağlık hizmetinden yararlanırsınız. Ya da ticari hayata atılırsanız vergi mükellefi olacaksınız. Otomatik olarak da bu durumda Bağkur oluyorsunuz. Yine sağlık hizmetlerini bu şekilde alabilirsiniz. Yani yaşı bekleyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanma olasılığı yok. Ama sizin bu sorunuzla bir müjde mi desem ya da bununla ilgili bir çalışma mı desem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşı bekleyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları noktasında bir çalışma yürütüyor. Umarım olumlu neticelenir. Biz de bu ekranlardan size bu müjdeyi vermiş oluruz. Ama böyle bir çalışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz Bayram Bey. İyi günler, iyi yayın. Sağolunuz. Evet, bir de şöyle bir konu var ki hemen gazete haberimizden de verelim. Muayene bedeli yine cepten. Evet. Muayene ücreti farklarının özel sigorta şirketleri tarafından ödenmesini öngören tamamlayıcı sağlık sigortası. Evet. Nedir bu tamamlayıcı sağlık sigortası? Şimdi evet, tamamlayıcı sağlık sigortası Avrupa'da son derece yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Evet. Bizim ülkemizde yeni yeni tanışmaya başlayacağız. Esasında bunun bir değişik yöntemi, bireysel sağlık sigortaları vardır. Bireysel emeklilik diye tabir edilen, esasında tasarruf sigortasıdır onlar ama bir de bireysel sağlık sigortaları vardır. Bunun daha değişiği, yani sigortalıların tamamını bu sistemin içerisine dahil edilip, tamamlayıcı sağlık sigortası sistemine dahil edilip, işte az önce bahsettiğimiz özel hastanelere gittiğimizde ilave ücretler ödüyorduk ya, işte o ücretlerin karşılayabilecek bir sigorta sistemidir. Yani o ücretleri de mi ödemeyeceğiz? Evet, şöyle ödemeyeceğiz. Biz tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil oluyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası bizim örneğin özel hastaneye gittiğimizde, ben hastalandım, özel hastaneye gittim. Evet. Mideyle ilgili bir şikayetim var. Tamamlayıcı sağlık sigortası sistemine dahilim. Örneklendirerek anlatayım ki daha iyi anlaşılsın. Evet. Hastane bana yapmış olduğu bütün tetkiklerin karşılığında örneğin 200 liralık bir ilave ücret çıkarttı. Ben bu ilave ücreti ödemiyorum. Bunu kim ödüyor benim adıma? Tamamlayıcı sağlık sigortası ödüyor. Ben tamamlayıcı sağlık sigortasıyla nasıl girebilirim ya da ne yapmam gerekir? Evet.
Tamamlayıcı sağlık sigortası özel bir sigorta şirketi sistemi olduğu için ben örneğin 50 lira gibi ya da 70 lira gibi bunun da kapsamları var, poliseler var. Tıpkı kasko yaptırır gibi ya da deprem sigortası yaptırır gibi, sel sigortası yaptırır gibi vesaire doğal afetle. Bunlarla ilgili yaptırdığım sigorta poliçeleri hangi hastalıkları ya da kapsamını ne şekilde belirleyeceğime ben karar veriyorum. Hı hı. Örneğin yatışla ilgili tedavileri de bu işe dahil edebilirim. Ne bileyim daha değişik farklı otelcilik hizmetlerini de bu sisteme dahil edebilirim. Hı hı. Ama ödeyeceğim rakam da ona göre artmış olacak. Ama evet, öncelikli olarak şunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Örneğin düşük poliçelerle esasında bunun temelinde de şu yatıyor. Biliyorsunuz genel sağlık sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdikten sonra bireysel sigorta şirketleri, bireysel sağlık sigorta şirketleri yaklaşık 5 milyon civarında bir müşteri kaybetti. Bunun tekrar kazanabilmek adına bu şirketler Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na dediler ki biz sigortalıların özel hastanelere ödemiş oldukları ilave ücretleri karşılayacak farklı bir sigorta poliçesi düzenleyelim. Hı hı. Bu ücretleri biz ödeyelim ve vatandaşlar da bizim pazarımıza dahil olsunlar, bizim sistemimize evet, dahil olsunlar şeklinde. Bu evet, esprisi ya da amacı budur. Bu tabii ki ileriki zaman içerisinde zorunlu hale gelir mi gelmez mi bunu şu an kestirmek mümkün değil ama özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sağlık sigortası şirketleri bunun üzerinde ısrarla duruyorlar. Hı hı. Hükümet de bu konuya biraz sıcak bakıyor. Esasında düşük poliçelerle örneğin 30 lira gibi 40 lira gibi aylık bedel ödemek suretiyle evet, çok daha büyük Allah korusun rahatsızlıklar karşılığında özel hastanelerden çok daha etkin yararlanabilmek, tabii, daha fazla faydalanabilmek adına son derece olumlu olabilir. Tabii Allah vermesin evet, büyük şeyler ama bu anlamda olumlu diyoruz. Hemen bir telefonumuz var, Ankara'ya gidelim. Ramazan Arif Çetin attığımızda merhabalar Ramazan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Günler. Sağolunuz, buyurun. Şey soracaktım, özel hastaneler. Özel evet, hastaneler yüzde kaç alıyor mesela muayenede? Mesela şimdi, neye göre belirlenmiş? Her özel hastane aynı mı alıyor? Şimdi evet, Ramazan Bey özel hastanelerin %30 ila %90 arasında kurumun ödemiş olduğu ücret üzerine ilave ücret alma hakkına sahip. Bu %30, %40, %50, %60, %70 şeklinde hastanelerin girişlerinde hastaların rahatlıkla görebilecekleri bir alanda hangi dilimde olduğunu göstermesi gerekir. Bu da niye göre belirleniyor? Hastanenin çalıştırmış olduğu hekim sayısı, kullanmış olduğu teknoloji ve yatak kapasiteleri. Dolayısıyla hastanelerin hangi sınıfta olacaklarını bunlar bu şekilde ölçümlemek suretiyle belirleniyor. Vatandaş olarak da hastaneye gittiğimizde örneğin %30'luk bir hastaneye gitmişsek basit bir tedavi olduk ya da bir rahatsızlığımız var mide ile ilgili, hep onu örnek veriyorum. Benim ödemem gereken rakam 27 liradır. Bu 27 liranın içerisinde ne var? Hastaneye ilave ücret ve devlete ödediğim katılım bedeli, katkı payı da dahil olmak üzere. Sizden bunun dışında bir para talep ediliyor ise buna itiraz etme hakkına her zaman sahipsiniz. Evet Ramazan Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya sevgiler, sağolunuz. Bir izleyicimiz sormuş, Selver Polat İzmir'den, kullanmış olduğum ilacımı neden sigortam karşılamıyor, ücret ödüyorum demiş. Şimdi normal olarak kullanmış olduğu ilacını karşılaması gerekir. Şimdi sağlık uygulama tebliğinde finansmanı yani ücreti karşılanacak olan ilaçlar vardır. Bir de karşılanmayacak olan ilaçlar vardır. Evet. Hangi evsafta bir ilaç olduğunu şu an bilemediğimiz için net bir yorum yapamıyorum. Hı hı. Bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na girip müracaat edebilir. Bazı ilaçlar da çok istisnai durumlarda kullanıldığı için sağlık uygulama tebliğine hataen girmemiş evet, olabiliyor. Bu düzeltilebilir ama bu ilaç eğer bitkisel bir ilaç ise ya da kozmetik türü bir ilaç ise hı hı, o zaman sağlık uygulama tebliğinde bunun karşılığı yok, karşılanmıyor. Evet. Ama evet, kronik bir rahatsızlık sürekli kullanılan bir ilaç ise mutlaka karşılanır. Evet. Bir müjdeli haber de aslında diş hastalıklarından evet, geldi ve artık sigortalı diş tedavisini özelde yaptırabilecek değerli izleyiciler. Bununla ilgili açıklamalar... Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın eğer bu sistemi devreye alabilirse, sisteme geçebilirse adeta devrim niteliğinde olacak Esra Hanım. Ben bunu çok önemsiyorum. Evet. Bazı meslektaşlarımız bunun olmayacağını iddia ediyor. Ben tam tersine olacağını iddia ediyorum.
İleriki günlerde bunu tekrar konuşabiliriz. Ama dişle ilgili nasıl bir çalışma var? Ben kısaca ondan bahsedeyim. Ondan bahsedelim. Tıpkı özel sağlık hizmeti sunucularında bugün diğer rahatsızlıklarımızla ilgili nasıl hastaneye gidip ya da o hastaneler kurumla anlaşma yapıyorlar ise diş poliklinikleri ya da özel diş merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri sosyal güvenlik kurumuyla anlaşma yapmak suretiyle yine kullandığı teknoloji, hekim sayısı ve büyüklüğüne göre de, polikliniğin içeriğine göre de bunlar yine aynı şekilde hastanelerde olduğu gibi sınıflandırmaya tabi tutulacaklar ve hastalardan ilave ücret adı altında almış olduğu işte %30 ila %90 arasında bir ilave ücret almak suretiyle bugün kamu hastanelerinde yaşadığımız ve sizin de az önce VTR'de verdiğiniz dişle ilgili vatandaşların o yoğun kuyrukları ya da uzun dönemli randevulardan kurtulmuş olacaklar. Ben bunu çok önemsiyorum. İnşallah çok kısa zamanda bu da hayata geçmiş olur. Dişle ilgili de sıkıntı ortadan kalkmış olur. Evet, inşallah önümüzdeki günlerde gelecek yıl uygulamaya girmesini temenni ediyoruz ve tekrar konuşacağız bunu. Hemen attığımızda bir izleyicimiz var. Mersin'den Mehmet Taban arıyor. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben şeker hastasıyım. Kalp ameliyatı oldum. Evet. Şeker hastasından Silifke, Mersin Silifke Devlet Hastanesi'nde 5 gün yattım. Evet. İlham çıktı. Yalnız ben hastanede 5 gün içerisinde bana 2 tane reçete yazdılar, verdiler. Evet. Bu ilaçları ben hastanede yattığım halde bu ilaçları bana aldırdılar. Bunu soracaktım doktoruma. Efendim bu yasal bir uygulama değil, yasal bir şey değil bu. Bu yanlış yapmışlar. Siz hastaneden ya da o reçeteyle ilgili, size reçeteyi yazan doktorla ilgili bir soruşturma yapabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bununla ilgili bir ihbarda bulunabilirsiniz. Öyle bir şey olmaz. Siz hastanede yatarken sizin hastalığınızla ilgili yapılacak olan tetkik, tedavi her neyse bütün bunlar hastane tarafından karşılanması gerekir ki zaten Sosyal Güvenlik Kurumu sizin adınıza yapılan bu tetkiklerle ilgili o hastaneye bedel ödüyor. Eğer miktar yüksek ise, sizi rahatsız edecek bir miktar ise, hatta ben şunu da söylüyorum, küçük miktarlar da olsa, çünkü bizim için belki bireysel olarak tek tek ele aldığımızda önem arz etmeyebilir ama hastane her gün bunun gibi ufak ufak da yapmış olsa ciddi bir meblağ söz konusu ve o hastanede bunu suistimal ediyor demektir. Bunun önüne geçmek gerekir. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'na Alo 170 hattına ihbarda bulunun. Evet, Alo 170. 170. Alo 170 hattını arayın ve durumunuzu buraya bildirin. Oradaki yetkili size ne yapmanız gerektiğini ya da nereye başvurmanız gerektiğini söyleyecektir. Evet Mehmet Bey. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Mersin'e sevgiler. Geçmiş olsun tekrardan. Hemen son 2 dakikamıza girmişiz tamam. Özgür Bey. Bir de özel hastaneye hasta sevki kısıtlanacak. Bu yönde bir çalışma başlatılmış. Şimdi esasında bu yanlış anlaşıldı. Basına da yanlış aksettirildi. Basın da bunu biraz polemik haline getirdi. Esasında uygulama bu değil. Şimdi biliyorsunuz bizim eskiden 1 Ocak 2012 tarihinden önce yeşil kartlarımız vardı. Evet. Yeşil kart ismen kaldırıldı ama uygulama yöntem olarak devam ediyor şu an. Yeşil kart sistemi yani devlete prim ödemeden finansmanı devlet tarafından karşılanan asgari ücretin 1/3'ünden az geliri olanlar genel sağlık sigortası kapsamında devlet güvencesi altındadır. Evet. Yani işsizler, çalışamayanlar, güçsüzler, çocuklar vesaire. Bu kişiler özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan gidemezler. Evet. Yani ben yeşil kartlıysam eski tabirle ben özel hastaneye doğrudan gidemem. Benim gitmem gereken yer neresidir? Kamu hastanesidir ya da aile hekimi, sentol hekimi. Evet. Buralarda eğer benim hastalığımla ilgili herhangi bir tetkik ya da tedavi yapılamıyor ise oradaki doktor tarafından ben özel hastaneye sevk edilebilirim. Evet. Bu durumda ancak özel hastaneden yararlanabilirim. Şimdi bununla ilgili bir düzenleme yani bu işi biraz daha kolaylaştırma ya da kullanılabilir hale getirme noktasında bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma basına farklı yansıdı. Özel hastanelere sevk zorlaştırılıyor. Artık özel hastanelere gidemeyeceğiz şeklinde. Normal sigortalıların, emeklilerin zaten sevke ihtiyacı yok. Doğrudan hastaneye gidebiliyor. Fark ücretini ödüyor ya da diğer otelcilik hizmetlerinin bedelini ödüyor. Gidebiliyor. Buraya da sadece özel hastanelere sevk. Yeşil kart dediğimiz yani eski adıyla yeşil kartlar halen
finansmanı devlet hı hı. tarafından, kurum tarafından karşılanan sigortalıların, genel sağlık sigortalıların sevkleriyle ilgili burada hı hı. bir düzenleme yapılıyor. Şu an gerçekten sıkıntılı onlar. Bu basına yanlış aksettirildi. Çalışma hı hı. ve Sosyal Güvenlik Bakanı da bununla ilgili düzeltmeyi de açıklamayı da yaptı. Vatandaşlarımızın bu durumda olan hasta yani sigortalılarımızın endişe etmesine gerek yok. Evet, randevu sistemindeki sıkıntılar vardı. Evet. Süremiz bitti aslında ama hani randevu şimdi sisteminde... Şimdi çok kısa hemen söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı bu konu üzerinde çok hassasiyetle duruyor. Evet. Randevu sistemi gerçekten ağır işleyen ve vatandaşları canından bezdiren bir sistem. Evet. Biz de o konuda çok şikayetçiyiz. Onun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz açıkçası. Ama Sağlık Bakanlığı gerçekten bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Biraz yeni da vatandaşlarımızın... Yeni bir şeyler gelecek mi? Yeni bir şey yok ama sistemi biraz daha genişletme noktasında hekim sayısını artırma, poliklinik hizmetlerini artırma gibi bir çalışmalar var. Biraz da bizim vatandaşlarımız bu konuda anlayışlı ya da duyarlı olması gerekiyor açıkçası. Evet, anlayışlı olmaları önce gerekiyor. Önce iyi kendimize. Evet, inşallah önümüzdeki günlerde de bu konudaki mağduriyetler de evet. giderilir, hekim sayısı artırılır ya da başka çözümler getirilir diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Önümüzdeki hafta yine yeni konularla inşallah karşınızda olacak Özgür Bey ve konuşacağız diyoruz.